Değerli izleyenler, yeni gün hafta sonunun bu bölümünde çok değerli bir ismi ağırlayacağız. Güreş milli takımı antrenörü Cenk İlden bizlerle birlikte olacak. Çok alışkın değilim şu anda, kulağımıza çok alışkın değil antrenörlük titri sizin için, ama güreş denince akla gelen birkaç isimden bir tanesi de sizsiniz. Hem bugüne kadarki o istikrarlı sportif başarılarınız, hem de sakinliğiniz, beyefendi kişiliğinizle çok önemli bir yerdesiniz. Biraz bahseder misiniz? Nasıl başladı sizin için güreş macerası ve tabii ki antrenörlük konusu? Yaklaşık ben 25 yıldır güreş yapıyorum. Çeyrek asırdır. Benim güreşe başlama, eski bir milli güreşçi, aynı zamanda benim hani bıraktığım güne kadar antrenörlüğümü yapan Hüseyin İldem babamın güreş sevdirmesiyle oldu. Biraz o da eski bir dünya şampiyonu. Onunla birlikte başladık. Güreşi sevdik aslında, böyle 3 yaşında bile başladım ben onunla birlikte antrenmanlara gitmeye. Yani güreşte çok aşırı neşirdik. Güreşin içinde doğmuş gibi olduk. Oradan sonra bugünlere geldik. Tabii güreş ağır bir spor. Çok büyük çalışman gerekiyor. İşte hayatından ödün vermen gerekiyor. Ama biz aile olarak sporcu bir aile olduğumuzdan çok iyi bunun programlamasını yaptık, bugünlere geldik. Evet. Şimdi de artık hani antrenörlük kariyerimiz başladı. Aslında zor, belki de zor olan kısım burası. Çünkü güreş yaptığında, bireysel sporcu olduğunda kendinden mesulsun. Kendin için bir şeyler yapıyorsun. Yani şimdi biraz da olaylar değişecek. Biraz daha sorumluluk biniyor. Tabii sorumluluklar değil mi? Yeni bir sayfa açıldı. Tabii. Sizin için. Yani bir de şöyle bir şey var. Türk güreşi dendiğinde işte herkesin çok beklenti içine girdiği bir branşız biz. Doğal olarak tarihin altın harflerle yazılmış bir milli takımız. Ve bundan dolayı hep beklentiler yüksek. Biz de bunun bilincindeyiz. Yeni bir yönetim, biliyorsunuz Dünya Avrupa Şampiyonu Olimpiyat ikincisi Şeref Eroğlu başkanımız göreve geldiğinde bir heyecan oldu. Ondan sonra bizim de bu teknik ekibinde yer almak bize de bir ayrı heyecanlılık veriyor. Şimdi düşündüğünde ben sporculuk kariyerimde Dünya Avrupa Olimpiyat madalyaları almış bir sporcuyum. Tabii ki sporcunun içinde her zaman bir şey kalır. Hep daha iyisi kalır. Belki olimpiyat şampiyonu olarak bırakmak daha güzel olurdu ama şimdi elimde büyük bir fırsat var. Olimpiyat şampiyonu sporcular çıkartma fırsatı. Emin olun onu başarırsak kendimiz yaşamış gibi bu duyguları yaşayacağımızı inanıyorum. Belki daha bile değerli olacak, evet, değil kesinlikle mi? Kesinlikle babanızdan başlıyor. Yani 3 yaşında başlamışsınız farklı, içine doğmuş gibi bir şey. Kardeşiniz de aynı şekilde, evet, değil mi? Kardeşim var. İşte o da milli güreşçi. Şu anda o da hayatını Hollanda'da devam ediyor, orada iş hayatına. O da şimdi aslında en büyük zorlu görev benim oğlum var, Yiğit İsmail. Şu anda 7 yaşında. Şimdi babamın bir hayali var, hani 3 kuşakta böyle şampiyon olabilmek. O hayal Yiğit'e kaldı. Büyük sınav onu bekliyor. O da işte güreşe başlama yaşı böyle 10-11 yaşlar, 10-11 yaşlar daha doğru olan. Göreceğiz. Evet, bakalım isteyecek miyeceğim ama aslında yaşı da gelmiş. Vallahi yani. Hani belirtiyor mu fikrini? Şimdi geçenlerde en sevdiğiniz oyuncağı okula getirin. İlkokul 1'e gidiyor. O ilk güreş mayosunu götürmüş. En sevdiği hani değerli eşya olarak. Seviyor, çok seviyor. Tabii biz çok zor şartlarda bugünlere geldik. Hani yeni nesil biraz daha kırılgan, böyle hemen bıkan böyle. Evet. O noktada böyle çocuklara bu sporu iyi aşılamak gerekiyor. Hani çocuğun çok fazla üstüne gitmek de çocuğu hani bu spordan kaybetmek olarak da şey yapabiliyor. Biz biraz daha sevmesi için oyunlarla bir şekilde öğretmeye çalışacağız. Evet. Tabii doğru. Eskiden zorlayabiliyordunuz çocukları. Şimdi sevmiyorum, yapmayacağım yani deyip bir kenara çekiliyor. Şimdi görüyorum mesela hocalar var, hocaların çocukları var, güreş sevenler var. Çocuğunun güreşçi olmasını istiyor ama çok aşırı sıkıyor. Ben hani 25 yıllık güreş kariyerimde babamın bir kere bana kızdığını ya da böyle zorladığını hatırlamam. Hani doğru olanı gösterirdi. Bak böyle yaparsan daha iyi olur ama senin kararın, sen nasıl yaparsan. Bizim bir güzel bir iletişimimiz vardı. İşte hem milli takımda hem kulüpte de hocalarımızın olduğu avantajları vardı. Tabii zor durumlar da vardı. Mesela ben
bütün hayatım programlıydı. Sonuçta milli takım hocası eve geliyor, evde baba, kulübe gidiyor, kulüpte hoca. Böyle hani kaytarma durumumuz hiç olmadı. Hani kulübe gidiyorum deyip hani gezdiğim ya da evde tam tersi. Ama güzeldi, keyifliydi. Babanız da oraya gitseniz orada da hoca. Her yerde. Şimdi o da dünya şampiyonu. Çocuklar şey yapar ya böyle hani ya işte ben spora gidiyorum deyip de bir kırar gezer falan. Bizim öyle bir şansımız olmadı ama keyifliydi. Ama çok sakin değil mi? Şimdi evet, bu geldiğiniz çok önemli aslında evet, sakinlikte. Bunu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü daha siz göreve bile gelmeden kendi bir YouTube kanalınızda bu misyonu üstlenmiş gibiydiniz. Onu biraz anlatır ya, mısınız? Çok alışkın olduğumuz bir şey değil çünkü. Aslında günümüzün şartlarında sosyal medya gerçekten çok önemli yer kaplıyor. Biz ilk başlarda böyle hani YouTube'a böyle bir şey bilinçli olarak yapmadık. İşte günlük böyle ufak kesitler atıyorduk. Sonra böyle büyük şehirlerin dışında yaşayan çocukların o videolardan bir şeyler öğrendiğini gördük. Tabii biraz daha atmaya başladık. Tabii olimpiyat sürecinde çok fazla şey yapmadık ama uzaktan insanların kalbine ulaştığını hissetmek çok keyifli bir şey gerçekten. Ben böyle sosyal medyadan çok fazla mesaj alıyorum. Yani inanın böyle ansızın bir yere giriyorum, oradaki insan bunu anlatıyor falan. Etkileşim gerçekten güzel. Ben çok seviyorum izlemeyi. Özellikle tabii ki dünya şampiyonaları, olimpik düzeyde güreşi. Sanki böyle kavga etmeden olan bir branş. Yani hani mesela boks da öyle değil. Hani güreşin ayrı bir gerçekten izlerken hani bana keyif veriyor. Tabii ki yani bir sporcu için çok çok zor. O 5 dakika nasıl geçiyor? Bizim için çok hızlı geçiyor tabii ki ama çok teknik ve gerçekten zor bir spor. Gelişimini nasıl görüyorsunuz? Çok sürekli kuralların değiştiği, aslında seyirci olarak bizlerin canının sıkıldığı yılları geride bıraktık. Evet. Hani o ezberlediğimiz, bildiğimiz kurallar bir türlü hani değişti, tekrar değişti, geri geldi vesaire. Bu gelişimi nasıl görüyorsunuz şu anda? Yani güreş bir güç spor olduğundan ve artık eskisi gibi değil, dünya bu işi yapıyor. Evet. Avrupa'nın büyük kulüpleri, yani dünya artık işi öğrendi. Eskiden böyle değildi. Yani bir dünya şampiyonasına bizim 70'li, 80'li yıllarda gelen sporcular, yani belli başlı 5 ülke vardı iyi olan, iyi olarak adlandırdığımız. Şimdi artık dünya bu işi öğrendiği için denk güreş olduğunda da güreş seyri çok kaliteli olmuyor. Ondan belli bir kurallar değişti. 2,5 senedir falan da hiç kural değişikliği olmadı. Gerçekten iyi bir, artık izleyici de işte sporu yapan da benimsedi bunu. Tabii şimdi güreşe baktığınızda uzaktan çok ağır bir spor geliyor. Sanki böyle devamlı sakatlıklar falan ama branşların geneline baktığınızda en az sakatlığın olduğu branş gerçekten güreş. Çünkü güreşi yapan da mesela bir oyunu yaptığında bu oyunu uygulayan da müdafasını yapan da düşmesini de her şeyini de bildiği için genelde çok fazla sakatlık olmuyor. Çünkü o kadar hani estetiği var hani, yani kavga gibi olmamasından kaynaklanan hani o rakibi yere devirirken ki o teknik işte çok estetik geliyor bana. Zaten güreş gücü estetiğe uygulayan bilen bir branş evet, derler yani bizde. Hani o gücü, o naiflikle insanı hani o duruma düşüren, atarken bile rakibe zarar vermemeden düşürmeye çalışıyoruz. İşte bayağı jimnastik geçmişi olması lazım değil mi? Sporcuların o hareketleri, o... Yani bir tekniği uygularken tabii o tekniğin arka yüzünde binlerce, on binlerce uygulama şeyi var. Çünkü bir tekniği refleks haline getirebilmek için belki 10.000 defa yapman gerekiyor. Tabii güreşin altyapısında jimnastik, esneklik çok önemli. Mesela ilk güreşe başladığında böyle 11-15 yaş arasına kadar sporcuları çok fazla ağırlığa sokmazlar. Hani halterle güçle buluşturmazlar. Bunun nedeni gelişirken esnekliğini kaybetmemesi. Çünkü hem güçlü olman gerekiyor hem çok esnek olman gerekiyor. Ağır bir branş. O yüzden küçük yaşta jimnastik tarzı böyle şeylerle başlatıyoruz genelde çocuklara. Olimpiyat komitesi zannediyorum son zamanlarda haltere, boksa belirli kriterlerden dolayı çok da sıcak bakmıyor. Güreşte bir girdi bir çıktı böyle olimpiyatlara. Aslında hani siz de diyorsunuz ki çok fazla sakatlığın, ağır ciddi sakatlıkların olmadığı bir branş. Bu konuda neler söylersiniz? Yani güreş biliyorsunuz ki olimpiyatların ilk branşlarından yani tabii, ilk branşlarından. Aslında, antik olimpiyatlardan beri yani, olan branşlardan. Güreşin olimpiyattan çıkacağı yok yani, öyle bir şey yok. O olimpiyat komitesiyle o dönemin güreş birliği başkanının arasındaki
birbirlerine uyuşmazlığından alakalı bir şey. Hani bir, olimpiyat bence yani olimpiyat birliği dedi ki hani ayağınızı denk alın. Hani böyle bir şey ama kaç senesiydi en son güreşi olimpiyatlardan çıkarttığı zaman aslında dünyaya çok güzel bir mesaj verildi. Onu dışarıdan biz gördük ama izleyiciler gördü mü? Güreşi olimpiyatları çıkartacağımız dediğimizde o zaman başkan Obama'ydı. Obama ayakkabı giydi minlere çıktı. Putin yine aynı şekilde bizim o zaman devlet büyüklerimiz bir mesaj verdi. Yani güreş insanlığın atasporu aslında. Bir tepki çekti gerçekten. Evet. Yani o dönemdeki federasyon ekibi yani Dünya Güreş Birliği Başkanı değişti falan. Şu anda gerçekten... Olimpiyatlara taze kan için yeni sporlar, branşlar entegre etmeye çalışıyorlar. Bazılarını da çıkarıyorlar. Yer açılsın diye mi oluyor? Yer açılsın diye ama mesela breakdance ne kadar bir branş ya da tabii ne kadar kalıcı olacak? Yani breakdance var, kaykay var. Evet, yani, Paris'teki duvar tırmanışı var. Tabii. Ya, hani branşlarla alakalı bir yorum yapmıyoruz. Bu benim işim değil ama gerçekten hani güreşe baktığımızda tabii çok eski bir tarih. İç çağlardan böyle... Hayır. İlk olimpiyatlardan beri evet, evet. Olan sporlardan. Bir de çünkü o zaman tamamen ben gerçekten güç. Seviyorum izlemesini. Hani gerçekten savaşlarda yaptığın şeyler üzerinden yarışıyorsun. Savaş evet. Olmayan bir saha. Hani güreş var, engelli koşu var. Yani koşu en ilk zamanlardan beri olan bir şey. Yüzme var, direkt tırmanışı var. Yani böyle çok enteresan branşlar var o zamanlarda ama güreş zaten bir numarası gibi bir şey. Bizde belki şöyle bir şey olabilir. Siklet sayılarında belki bir değişiklik olabilir. Bizim beklediğimiz ama onun dışında güreşin olimpiyatlarla alakalı bir problemi yok. İşte her dönem böyle bir sosyal medyada böyle bir akım oluyor ama tabii güreşin dünyada çok büyük şeyi var yani desteği. Şimdi sporculuk kariyerinizi noktaladınız. Biraz bir parça bundan bahsetmek ister misiniz ve yeni hedeflerinizi de duymak isteriz. Yani güzel bir oluşum oldu. Bizi heyecanlandırıyoruz. Şimdi... Biz 25 yıllık spor yapmış biri olarak yani milli takımlara hizmet etmiş biri olarak bazı şeyleri eleştiriyoruz. Yani geçmişte işte olan sorunlarımızı eleştiriyoruz. İşte eksikleri eleştiriyoruz. Her dönem eksiklik olabilir. Bu her işte var. Şimdi bir şeyleri eleştiriyorsan ve bu bir şeylerin eleştirdiğin şeylerin değişme fırsatına ön ayak olmuyorsan ya da o sistemin içinde yer alıp değişmesine çaba sarf etmiyorsan o değişime itiraz etmeyeceksin. Şimdi bize de böyle bir fırsat verdi ve geçmişte eksikler, fazlalar bunları bildik ve güzel bir ekip, gerçekten güzel bir ekibimiz var, milli takımlar. Ben de bu oluşumun içinde olmak istedim. Hem şöyle de düşünüyorsun, ben 36 yaşına geldim. Bir dahaki olimpiyatları da 38 yaşında olacağım. 2024 Paris'te ve aynı fırsatlar ya da aynı şanslar ya da aynı enerjide olamayabilirsin. Ben bu işi böyle tam böyle enerjimi hissettiğim zaman işte bir de çalışmak istediğin kişiler mesela önümüzde bir şampiyon bir başkanımız var. Ve o da bizden önceki geçmişteki bütün sorunları bildiği için bizi de anlayacağını düşünerek ve de güzel A milli takımda güzel bir seviyeden başlayıp buna hizmet etmek gerçekten heyecan verici. Hevesli bir başkanlığa bir yola çıkmak ayrıca heyecan verici olmalı. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edecek sohbetimiz. Evet, güreş milli takımı antrenörü Cenk İldem'le sohbetimize devam ediyoruz. Bir de geride bıraktığımız olimpiyatları Tokyo'yu konuşalım evet, biraz. Aslında 3 olimpiyat var kariyerde. Az buz bir şey değil. İlk 2012 Londra olimpiyatlarıyla başlayan, onun öncesinde de yanılmıyorsam siz düzeltin rakamlar 8 Avrupa, 3 Dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat madalyası mı daha mı fazla? Ya şampiyonluğu değil de 7 Avrupa madalyası, 3 Dünya madalyası. Bir olimpiyat madalyam var. Gençlerde 2 tane Avrupa şampiyonluğum, dünya şampiyonluğum falan var. Doğru güzel bronz adam diye bronz, değil mi? Bronz adam diyorlardı evet. Şimdi ben şeyi çok iyi biliyorum. Sporcular aslında ikincilikten ziyade üçüncülüğü. Benim daha önce konuştuğum birçok mesela olimpiyat derecesinde Nadia Comaneci de bunu söyledi. Mark Spitz de bunu söyledi. Hep üçüncülük ikincilikten daha değerlidir kazanmak anlamına geldiği için. Son maçı kazanarak bitirmek. Bitirmek. Yani. Evet.
toplayınca zaten bir şampiyon oluyor ama yani. Aslında bu istikrar hani müthiş bizim çünkü. Yaptığımız branşla alakalı çok fazla madalyam var benim. Evet. Ama Türkiye'de güreşlendiği zaman çok fazla üst düzey böyle şey beklentisi var. Hani bir Türk güreşçisinin ikinci olması, üçüncü olması. Çünkü çok fazla şampiyonumuz var. Bu branşta dünyanın en iyisiyiz. Geçmiş şampiyonlarımız, günümüz şampiyonlarımız. Hep böyle insanımız daha fazla. Mesela şu madalyaları böyle daha böyle ekstrem bir branşlarda alsan herhalde heykelini dikerler ama tabii biz güreş olarak her zaman doğru, dünyanın... Doğru, aslında öyle bir şanssızlık da var. Güreş tabii, sporcuları evet. Adında çıta o kadar yükseldi ki belki yani hani bir branşta böyle ilk ona girdiğinde böyle çok fazla şey yapıyor ama biz Türk güreşi olarak dünyada her zaman iyi yerde olmamız bu bizim biçtiğimiz hedefle alakalı bir şey. Ben bunu yadırgamıyorum yani. Bronz adam olmaktan da bence gayet ben keyif alıyorum. Güzel. Yani. Ben mesela olimpiyata gitmenin nasıl bir duygu olduğunu bile yani inanılmaz bir şey. Sizden dinlemeyi çok isteriz. Bir de şeyi merak ediyorum. Mesela ilk o madalyayı, bu kadar madalya olduğunda o ilk madalyayı hatırlıyor musunuz? Evet. İlk dünya şampiyonu olmuştum 2005 yılında Guatemala'da. Böyle çok heyecan verici bir şey. O zaman yaşım da küçük. Yani uçağa bindim, uçak dedim ki herhalde Türkiye'ye gitmeyecek, gitmeden düşecek yani. Böyle kafamda bir türlü şeyler. Yani çok heyecan verici. En heyecan verici kısım zaten. Hani bir milleti, bir insanları işte ne derler? Temsil ettiğinin verdiği evet. Duygu çok kaliteli bir duygu. Ama en büyük sevinci tabii Rio Olimpiyatlarında yaşamıştım. Çünkü bir sporcunun kariyerinin son noktası olimpiyatlar. Yani olimpiyatlarda duyduğu duygular, hazlar ve madalyaların gerçekten en güzeli olimpiyat madalyası. Benim için de öyle oldu. Çok heyecanlıydı yani, çok güzeldi. Londra'yı, Rio'yu ve Tokyo'yu karşılaştırdığınızda hani hem ortam olarak hem duygu olarak sizin bakış açınızdan. Vallahi bakıldığında üçünün arasında en kötü olimpiyat Tokyo'ydu. Gerçekten çok kötü bir organizasyon yapmışlar. Yani pandemiye de denk gelmesi. Pandemiye dönemi denk gelmesi tabii onlar da haklı. Seyircisiz bir olimpiyatın onlara bir getiri olması için. Yani bir sporcu açısından bence en yetersizi Tokyo'ydu. Bence en iyisi Londra'ydı. Benim için en iyisi de Rio'ydu. O da madalya aldı. Gerçekten Londra ilk gittiğimde böyle ben hasta bu heyecanıma yenildiğimi düşünüyorum yani böyle sahaya çıktığım böyle maça çıktığım bir de daha böyle yaşın genç yani minder normalde minderde bizim bir ölçüler bellidir hani ya sanki minderin sonu yok böyle o kadar heyecanlanmışım ki tabii Rio'ya geldiğinde biraz daha deneyimliydik bu deneyimi kullandık orada bronz madalya aldık. Tokyo'da bir istediğimiz gibi geçmedi çünkü Tokyo'da bir pandemi dönemi vardı. İptal olması, ertelenmesi falan derken gerçekten spor böyle bir program dahilinde çalışmalara hazırlandığımız bir organizasyon. Şimdi bir sene öncesinden, iki sene öncesinden planlar yapılıyor. Mesela şu anda Paris Olimpiyatları'nın planları yapıldı. Şu anda sporcuyu ona göre hazırlamak zorundasın. O dönem bizim için iyi olmadı. Böyle bir iptal olması, kamplarda da eksik çalışmamız. Şimdi diğer branşlar gibi tek başına bir şey çalışabilirsin. Olimpiyat hazırlanabilirsin. Biz temas spor olduğumuzdan bir partnere ihtiyacımız daha var. Daha fazla temas olan bir branş evet. Yok herhalde değil mi? Ondan dolayı biz biraz aslında antrenmanlar yaptık ama şeyden uzaklaştık. Hani partnerinle yaptığın antrenmandan uzaklaştık. Evet. 6 ay belki mindere çıkmadık. Ya bunların hiçbiri kesinlikle bir mahana değil. Yani biz orada iyi değildik. Olimpiyat İyi olanın kazandığı bir yerdi ve biz o gün iyi değildik. İyi olanlar kazandı. Buradan kutluyoruz. İşte böyle bir öz eleştiri de aslında çok fazla duymayız sporculardan. Hep böyle ufak ufak bahaneler de olabilir. Hani sizin o anlamda karakteriniz de çok özel. Bu öz eleştiriyi evet. De çok güzel. Hasta olduğunu falan bile söylemiyor yani. Hani oraya bağlamak evet. İstemediği için. Çok uzun için, süreler aynen. Çalışıyor bir sporcu ve orada birkaç dakikası var. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Bu kötü çalıştığı, kötü antrene edildiği anlamına da gelmez. Yeteneksiz olduğu hiç öyle bir anlama zaten gelmez. Ama bir sürü farklı parametreler var. Ben şeyi çok fark ediyorum. Şimdi 2012'de aslında siz de söylediniz. Hani o minder çok daha büyük görünüyor gözüne. Yani evet. Biz şu anda olimpiyata giden sporcularımız sayesinde bundan sonra olimpiyata gidecek sporcularımız çok şanslı. Çünkü mental açıdan da hazırlıyorlar.
Evet. Yani ben şeyi hatırlıyorum, havuza yani yüzme bildiğimi unuttum. Yani orada olimpiyattasın, kendin bir kere inanamıyorsun. Seni o anlamda hazırlayan kimse olmamış. Orada ne hissettiğini bile, yani duygularına bile yabancılaşıyorsun. Kendine ortam zaten sağa bakıyorsun, bir ünlü sporcu bir fırsat daha olsa belki her şey çok farklı olacak değil tabii mi? Yani o fırsatı nerede verilmesini, keşke zamanda geriye gitsem de şu ana tekrar dönsem dediğiniz 2000, bir an var mı? 2016, yani 2012 olimpiyatlarında ben madalya alabilirdim. Dediğiniz gibi sporcu mental yönden hazırlamamız gerekiyor. Şimdi ben son olimpiyatlarda işte 2016 gittiğimizde genç sporcu arkadaşlarımıza hep bunu telkin yaptım. Yani onu hazırlamaya çalıştım. Çünkü çok büyük bir atmosfer. Ama geçmişe bakarak 2016 ve 2020 olimpiyatlarında gerçekten biz bunları aştık. Yani psikolojik olarak yönden işte destek, profesyonel destek yönünden gerçekten bakanlığın hani buradan söylemek gerekiyor. Çok büyük şeyleri var. Ve biz her kampta bu psikolojik destek konusunda olsun. Çünkü çok büyük bir organizasyon. Gerçekten o ışıkların altında böyle kendini kaybediyorsun ya. Çünkü 2020 biraz daha seyirci yoktu. Biz böyle kendimizi o havaya sokamadık. Belki de iyi değildik. Evet. Yani ben 25 yıllık spor hayatımda her zaman rakiplerime saygı duydum. Hani eliniz bir maçın sonunda bir rakibinin elini sıkmalısın. Çünkü senin o sporda varlığın, o rakibin orada olması. Yani rakibin varsa sen varsın. Yani dediniz ya güreş. Hep o saygı çerçevesinde. Mesela o gün iyi olan kazanıyor. O gün iyi olanı tebrik etmek gerekiyor. Evet, siz de hep öyleydiniz zaten. Evet, ben yani gerçekten sonrasında çok etkilendim. Sizin çok iyi bir antrenör olacağınıza çok ikna olmuş durumdayım. Evet, yani sporculara vereceğiniz çok fazla şey var. Bunca burada deneyim o teknik taktik kısmına da yansıyacaktır. Yani bir de bu bakış açısı asıl zenginleştirici olan da bu bakış açısı. Bir sporcu kaybetmişiz ama bir antrenör kazanmışız gibi düşünüyorum. Şimdi zaten 25 yıllık spor kariyerinde spor kariyerini bıraktığın zaman eğer bunu bu bilgilerini gelecek kuşaklara aktarmadığın sürece değerli değil. Yani geçmişte çok fazla şampiyon sporcular spor hayatlarını bıraktıklarında sporun dışına çıktılar. Biz içeride olmayı seçtik. Hani hala heyecanımız var. Hala şu anda mesela sporcularla birlikte çıkacağız onlarla. Ya bir de şöyle düşünüyorum ben. Hani sporcuyla birlikte antrenman yapmak uzaktan izlemek de aynı değil. Ben mesela şu anda kendi sporcularımla birlikte antrenman yapmak istiyorum. Onların heyecanını, işte onların kalp atışını yakından hissetmek istiyorum böyle. Genç bir ekibimiz var. Atakan Yüksel Avrupa şampiyonu. O da bizimle birlikte. Şaban Donat, Erdoğan Karali var. 2006 yılında Erdoğan Karali, Şaban Donat antrenörlerdiler. Atakan'la biz sporcuyduk. Orada ikimiz de Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi yıllar sonra aynı ekip amili takımda bir araya geldik. Şahane. Tabii güreşte hedef bitmez. Sporcu da antrenörde hedef bitmez. Heyecanlıyız. Böyle başlayacağız. Biz de heyecanla sizi takip edeceğiz.